Tam daha düşmez. İnşallah. Sizleri de düşmez. Evet. Hayırlı akşamlar. Siz bugün neredeyiz? Ben de çikolata içmeler. Olabilir yalamıyor. Bir akşam arıyor. Yarın akşam hazır ol. Kelepa çekeceğiz tam da. Evet. Salatası esmen. Bunları yedik, konuşuyoruz. Evet. 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 İnşallah bir daha düşmez. Bir çiçekti, bir düştü, hiç düştü. Evet. Kayma yapıyor. Ben bir katoya geçip de şunun altını düzelteceğiz. Göremedim, alamadım. Ya ben diyorum bir ses geliyor lan. Vallahi gidiyor, ne oldu biliyor musun? Çıplık çıplık oldu. Yarın ya merak ettireceğim onu. İnşallah, inşallah. Biz burada konuşuyoruz ya, ben oradan videoyu açmışım, çektim video, o da oradan konuşuyor. Dur, bir ses geliyor. Bu arada biz içli köfte yedik birer tane. Onu tabii çektik de değil mi sen? Çok basmak mı var abi? Ben bazen limonu severim, bazen limonu severim. Baksın mı? Yok. Senden beklerdi, çok yüksek herhalde. Niye dışarıya gittin? Çok açtım ya. Orta değil gibi herkes gibi. Demek ki niye başlamışlar? Ne yaptın? Bu akşam kadar çalıştın. Adam bunu çalıştım ya. Adam izin vermiyor ki çıkarım. Herkes gereken işler var, herkes gereken işler var. Bu işler dünyada da bitmez. Bitti. O model. Yanlarım, teşekkür ediyorum. Güneşim sakın gönlünü, gönlünü koyma bana. Çok haklısın bak. Ben o lafları tabii ki kabul etmedim bir tane. Kesinlikle. Üstüme almadım çünkü. Ya basit insanlar. Ya onları şeyle kanun yoluyla dersini vereceğim. Çünkü terbiyesiz. Hiç konu yokken konu durdurdu. İlerlemek için. Hani derler ya, rahatsız gerçekten. Üstüme o yüzden dedim orada. Alınmadım hiçbir damlacık. Çünkü ya beyin yoksa yapacak bir şey yok. İnsan yani konuşabilmek için önce bir şeyleri bilmesi gerekir. Bu kadar basit olmaması lazım. Yani konu yok çünkü. Yalandan yere birine beni izleme demiş, uydurdu onu. Oradan girdi, oradan çıktı. Basit, basit. Ya yani onunla da ben laf diyaloğuna girmek istemiyorum basit insanlarla. Değerli değiller. O yüzden dedim bu işi. Yani yanlış anlaşılmasın, kanun yoluyla beni hesaplaşacağım. Çünkü öyle insanlar da ancak bu şekilde baş edersin. Çünkü rahatsız, sıçrar, çamur gibi. Vallahi bir çamur ayak. Sen göndereyim. Olur abi, olur. Ne oldu, benim afiyet olsam.
Efendim ayran kola. Ayran abi. Siz efendim. Ayran ayran yetişir yani. Evet. Ne alırsana. Siz efendim. Sen istiyorsun. Aynısın. Sağ ol. Ne olsun o zaman. Bir de Hem dedim muhabbet edelim, hem bir meyvesi yiyelim bu akşam. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ve şunu da gördük biz dün özellikle. Mini savunanları böyle tıp 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 siliyor. Kendi kanalından. Ya bıraksın da açık olsa da madem bu kadar açısın akıllısı. Ya basit. Basit. Ona maalesef benden malzeme yok. Kusura bakmasın. Ancak 13 sene önce bir gecelikti. Değmez. Ha şöyle kanun yoluyla değecek ama. Ne yapıyorsun? Ayı doğramaya değil. Değil mi? Bir ayran mı istedim? Evet. Açık bölümümüz var mı işin acaba? Çantama koymamışım. Hadi be. Sen ne diyorsun? Yok oğlum ya. Sen değilseydin. Eksik etmez. 850. Gidip ben rahatsızım ya. Bir çantamda bir şey yok. Neyse, bir sende bırakalım. Üçünü cebimde biliyorum. Aynen. Devamını evde çekeriz. Neden dersiniz? Hem yemeğinizi yiyelim daha. Hem de müzik var. Müzik açtık. Ay canlar, eve geldik. Ay çok şükür. Saat 11'i geçmiştir. Bayağı çok yemişiz ya. Şişirde ekmek de yemedik. O katmer ekmeği, dürüm ekmeği mi diyorsunuz? Allah'ım. Çok güzeldi gerçekten. Teşekkür ediyorum Fatoş'uma. Uzun zamandır da öyle bir yere gitmemiştim. Ay yorulmuşum sanki. Resmen yemek yerken insan yorulur mu? Hadi dedi üstüne birer tane de tatlı yiyelim. Sütlacı da fırında. Sütlaç çok güzeldi. Minibüs de sık sık geçiyor. Bugün de biraz geç geçti. Onu bekledik. Şimdi ne yaparız? Birer Nescafe içeriz. Ondan sonracıma oturur muhabbet. Nasıl beğendin mi yemeklerimizi? Evet çok güzeldi. Merhabalar, hoş geldiniz evime. Safalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? Acaba gözüküyor musun inşallah? Orada oturunca gözükmüyorsun. Gel yanıma doğru. Ya da başıma gel yavrum ya da başıma. Niye çok mu özledin? Yok şimdi karnım tok fazla. Tok musun? Ay topum ne demek patlayacağım. Hadi canım. Vallahi bir tur daha alsaydık keşke. Baya yani yemişim derken ikimiz aynı yedik tabii ki. Yani ikimiz aynı yedik. Ben de aynı konudayım. Biraz uzanıp atlayabiliriz yani. Yani. Uzatacaksın beni şöyle bayıra karşı. 2.80 uzatacağım seni. Orada bilmiyorum anlatabildim mi? İnşallah sesim gelmiştir. Çünkü orada arkada müzik açtılar. Haliyle restoranda da diyemezsin. Müzik kıs diye. Veya kapat ben. Çünkü herkes çekiyor. Herkes YouTube çekiyor. O evet. Yüzden artık biraz çok oldunuz derler. Diyebilirler. Yani. Gayet aynen. Normal.
Çünkü bakıyorum herkes YouTube'cu olmuş. Evet ya, çoğaldı be maalesef. Şey, herkes bir çorbasının peşinde. Yani güzel. Herhalde ki yani. Meslekler değişti. Ya, artık tekstillerde de şey var. Şimdi bugün şey çalışıyoruz. İbn Sina diyor ki. Bir bakayım gözüküyor musun? Sen konuşuyorsun ama. Fatoş dedi. Yok gözükmüyorsun yavrum. Gözükmüyor muyum? Gözükmüyorsun. Dur ben... Tamam gözüküyor tamam. Şimdi söyle anlatırken. Sıkış. Yüzünü de görelim hatta gözüne bakalım. Bir tane makine yapmışlar pilota yapan. Pilota yapıyor, cep takıyor. Torbasına varana kadar neredeyse dönüyor. Mesela bir pilotayı yapmak 3-4 kişiye bedel. 3-4 kişinin içine bir makine yapıyor şimdi. Al işte. Yani. Ona da şimdi olacak 3-4 kişi boşa çıkacak. 3-4 kişi boşa çıkacak. Bir kişi başında duracak. Otomatik. Tabii canım otomatik. Tam otomatik hem de. Tamam. Pilotayı bir yerden veriyorsun. Fermuarı bir yerden. Kumaşı bir yerden. Pat pat koyuyor. Tak tak tak. Bitti. Artık robotlar yapıyorlar ya. Aynen. Ben de beğenmedim. Teknoloji de gitgide değişmeye başladı. El emeğinin yerini tabii ki tutar. Hiçbir şey tutmaz. Hiçbir yani illa ki el emeği. Makine örgüleri vardı eskiden de. Ama evet. Elde örülen şey daha kıymetliydi. Daha hala da kıymetli. Hala kıymetli. Daha da kıymetli. Yani. Ya makine bittisi işte. Yani bir şekilde bir şey dönecek. Şu anda eskiye dönüş gibi dedik ama sanki yeniye dönüş oldu. Yeniye dönüş oluyor. Her şeyin yeni bir sistemi çıkıyor. Hayırlısı olsun. Türkiye'mize, yani. Dünyamıza hayırlısı olsun diyelim. Aynen öyle, hayırlısı olsun. Robot bayanlar çıkacak, robot erkekler çıkar. Çocuk yapabilecekler mi acaba? Dalılım ama. Dalılır mıydın? Dalılma lütfen bana. Fazla dalılma demiyorum. Görüşmeyeli ne yaptın, ne ettin? Ne yaptın, ne edeyim? Vallahi güzel geçiyor günlerim. Sareyi okula birimiz getiriyoruz, birimiz getiriyoruz. Kızlıkla biriniz ilgileniyorsunuz, biriniz yakınız. O şekilde denge. Kuruldu. Sare böyle yapıyor. Öğlen annem götürsün. Nasıl olsa öğlenden sonra babaannem götürürse parka gideriz dönüşte. Bir park turu yapıyoruz. Annesiyle geldiği zaman... O da götürüyor parka da. Çok belki fazla kalamaz. O da biliyor çocuk durmaz. Emmek istiyor. Evet. Sare bu konuda çok hassas. Bir de çok seviyor Yusuf'u. Böyle Tombik ben gidiyorum hadi. Hadi bir kıskançlığa girmedi. Hatta başında. Yani. Güzel bir şey. Bazı çocukları ben duymuştum. Ama çok zeki. Senin buraya geleceğini anladığı anda beni arıyor. Söylemedim. Ben dedim hemen ben arıyorum. Şükran Hanım'a gidiyorum dedim bugün dedim. Böyle efendim dedi Şükran abla kim dedi. Sen tanımazsın dedim. Bak benim arkamdan Fatoş'u arıyor. Evet ben aradım. Çünkü onu kandırdım. Açmadım. Açsam sürekli uzatacak. Ses göndermedi mi acaba sana? Yok. Evet bu sefer ses göndermedi. Allah Allah. Çünkü daha önce de aradı. Daha önce de açmadım. Ama geçen ne yapmıştı? Ay hiç sorma geçen gün yaptığını ya. Şok oldum ya. Benim telefonu almış şeyden şarjda. Fatoş'u aramış öğlen saati. Öğlen saati değil iş saatinde aradı. Ama çalışırken aradı. Daha okula gitmemişti herhalde değil mi? Saat 11 gibiydi. Evet, 11 evet. Gibiydi. Fatoş da beni arayınca 11 gibi döndü bana. Cevap verememiş Fatoş ona hemen. Allah'a dedim Fatoş dedim bir şey oldu herhalde. Yani öyle dedim. Yani yoksa hafta ortası görüşmüyoruz saatte, yani. O saatte aramazsın. Evet. Fatoş da ben onu aradım bir şey oldu zannediyor dönüyor bana. İçeriden de pısır pısır gülüyor biliyor musun? Biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Çok fena çünkü. Annesi soruyor daha önce aradığında. Sen mi aradın diyor Fatoş teyze mi aradı diyor. Fatoş teyze aradı diyor bana da böyle yapıyor. Çok fena. Gerçekten fena. Şifreleri de kırıyor. Evet. Annesinin her koyduğu şifreyi çözüyor biliyor musun? Evet. Senin telefonunda parmak izi vardır. Parmak izi yap kendine. Var canım hepsi var da. Onu da kırar. Parmak izini kırmaz. O yasakları sevmiyor. Evet. Yasaksız olacak her şey. Ona yasaksız olacak. O bir şekilde uydurur bir şey. Aynen. Alır benim yatarken parmağımı o bilir biliyor musun? Yapar. Değişik bir çocuk Allah maşallah.
Kemal vurmayın, millet gelir kapıya. Yanlış anlaşılır falan filan işte. Gerçekten yani fena bir çocuk. Güzel güzel. Akıllı olsun, uyanık olsun. Ya tabii ki akıllı uyanık olması güzel bir şey. Beni sevmesi de çok çok güzel bir şey. Sevmesi bir şey. Aramaz. Kesinlikle aramaz. Niye yani, başkasını aramıyor? Yani sadece beni arıyor. Sorgulanır. Aynen. Senin, ama siz arkadaş gününüz var, partiniz evet. var. Evet. Sen de hafta sonu derdinde bana gel, tamam mı? Aslında o seni bu hafta bekliyordu, biliyor musun? Evet. Bak bak. Hadi dedim, sen de biraz kafanı dinle, ben gideyim. Ya. Çünkü bize geldi mi Fatoş, rahat bırakmıyor. Şeyde çok heyecanlanmış ama biliyor musun? O gelip kapının önünde miyav miyav yaptım ya. Orada diyor çok heyecanlandım ben diyor. Doğru söylüyorum. Çok mutlu oldum diyor. Heyecanla böyle bir zıpladı. Zıpladı, görmüyor musun nasıl zıplıyor? Biz oraya niye çekmedik? Senin şehrin, bizim hareketlerimizi çekeceksin. Fatoş geldi kapıya, hiç adresi de istemedi, artık ezberledi o da evi. Gelmiş köşeye, evin köşesine miyav miyav yapıyor. Ürktü Sare, bayağı evet, bir ürktü. Evet. Seni görünce de senin işten ürktü. Mutlu tanıştım. Felaket mutlu oluyor beni gördüğü zaman. Ya çocuk sevindirmek şey almış ve şey. Balon almış, zıp balon. Üzerine çıkmış da falanca bana izletti. Alkışla beni diyor, alkışla. Yarış yapıyorum senin için diyor. Senin çıktığın makinenin da. Eyvallah olsun, eyvallah olsun. Ben... Evet arkadaşlar, biz daha çok konuşmak isterdik ama makine izin vermiyor. Allah izin kayma yapıyor, telefon atıyor. Yarın şey yapacağız, bakacağız. Allah'a emanet olun. Sizle olmak çok güzel. Sizi sizinle muhabbet etmek, sohbet etmek, Sevim Hanım'ı yanımda görmek. Ahretliyim artık o benim. Yani. Bundan sonra böyle. Böyle binilne. Böyle binilne. Ona söylenene kötü zaaf bana da söylemiş olur. Lütfen ağzımıza hakim olalım. Saygımızı, sevgimizi eksik etmeyelim birbirimizden. Allah'a emanet olun. Görüşmek sizleri çok üzere. Seviyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Desteklerinizi esirgemeyiniz lütfen. Kapat kapat. Hadi kapat kapat. Yeter artık, kapat da. Uzatıyorsun da uzatıyorsun. Ama bu kadar da olmaz ki ya. Nescafe mi yapacaksın?